Evet arkadaşlar, comparer dersimizde neyi anlatalım burada? Mesela arkadaşlar, herhangi iki tane cevap öğesi. Bunu nasıl yapacağız? Şuradan gönderelim. Şu biri ya da şu proxy'den mi alalım? Şuradan mı alalım, buradan mı alalım? Şunu bir tanesini gönderelim Compare'a. Bunu da gönderelim. Şu bir, yani bu ilkini gösterdi. Bu da ikinciyi gönderdiğimizi gönderdi. Yani bu şekilde, yani üç farklı şekilde de yapabiliyoruz arkadaşlar. Şunu bir çalıştıralım. Evet arkadaşlar, burada renkleri, şu sarı olan yer ikinci seçilen yer herhalde. Şu 15, bu nasıl anlatacağız? Evet, burada görmüş azın edit olan yerler sarı. Modifiye yapılacak olan yerler burası. Silinebilir. Mavi burada olmadığı için gösterilmemiş arkadaşlar. Burası doğrudan, yani bu şekilde oluyor. Yani bu load butonuyla burada başka gösterebilir miyiz ki? Şunu da atalım. 3 tane. Şunu da atalım. Tam olsun. Şimdi yazdır. Arkadaşlar, çok olunca böyle bir şey yapmış. Şunu seçelim. Bir de böyle bakalım. Evet. Diğerinde fazla bir şey yokmuş demek ki şu üçte. Get, sadece get'i göstermiş bize. Get. Get olarak çıktı vermiş. Şunu deneyelim. Ya da şöyle. Şöyle bir deneyelim. Evet arkadaşlar, şimdi mavi de yandı, sarı da yandı. Bir de byte'ı bir seçelim, bir de byte'ı deneyelim. Evet arkadaşlar, byte'da bu şekilde. Ha, biz tekrar tekte. Bir de böyle bir şey veriyor işte arkadaşlar. Yani burası, yani SQL injection olsaydı daha iyi görürdünüz. Yani farklı koşullarda test edilen yer burası arkadaşlar. Yani bir fark oluşturuluyor burada. Şimdi biz teorik olarak gösterdiğimiz için SQL injection elimizde olmadığı için gösteremiyoruz maalesef. Yani üç farklı şekilde compare alanına veri yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Şunu bir kapatalım. Şuradan dosyadan da elimizde dosya olmadığı için. Şöyle şöyle. Bu şekilde de görebiliyoruz. Admin olan yer. Şuraya bir sarı çıkmış. Aa. Yani böyle de şimdi arkadaşlar, elimizde payload olmadığı için, yani açık olmadığı için burada fazla bir şey gösteremiyorum maalesef. Burayı da
Bweb'de belki gösteririz arkadaşlar. Bweb çekiminde uygulamalar olarak daha ileri seviyede gösteririz. Şimdilik burası bu da bitsin arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere.